Selam arkadaşlar, merhabalar, ben Serkan Yıldız. Tavsiye Et kanalından sizlere sesleniyorum. Çok sıklıkla gelen bir yorum üzerine Android 11 güncellemesi almış tabletim Samsung Galaxy Tab A7 2020 model cihazımızı yeniden test konuğu olarak almış bulunmaktayım arkadaşlar. Yaklaşık 8 aydır kullanmakta bulunduğum, belki 9 ay oldu, tam emin değilim. Kullanmakta bulduğum cihazımla aslında bir uzun kullanım testi gibi de bir video yapmış bulunacağız. 2021 yılı dahilinde yine fiyat performans olarak en iddialı cihazlardan biri olan Samsung Galaxy Tab A7 ile Android 11 güncellemesiyle de gelen bazı yorumların sonucunda bu videoyu çekmeye karar verdim. Şimdi bu videoda neler yapacağız? Öncelikle yine Samsung Galaxy Tab A7'nin stabil çalışıp çalışmadığını bir test edeceğiz. Menülerde gezeceğiz. Birden fazla uygulama açıp uygulama arası geçiş yapacağız. Yine çizim programı olan Adobe Draw ya da Samsung Notları kullanabiliriz. Hani klavye mouse takıp deneyeceğiz. Yine OTG işte kablosu takıp klavye mouse'u Android 11 ile yeniden çalıştırmaya deneyeceğiz. Çünkü Android 11'den sonra fareyi görüyor ama klavyeyi görmüyor gibi durumları yazanlar oldu. Hemen onu da bir test edeceğiz. Yine Android 11 ile neler değişmiş bu incelemeleri yaparken onlardan bahsedeceğiz ve videonun sonunda da en çok gelen yine sorunlardan birisi olan PUBG testini güncelleyeceğiz arkadaşlar. PUBG testini güncellerken çok uzun bir video çekmeyeceğim. Çünkü bu bahsettiğim her şeyi yapacağız. Ama Android 11 ile beraber tekrardan bir PUBG videosu çekmeyi düşünüyorum. Peşine yani PUBG test videosu 3 gelecek arkadaşlar. Ama bunun içinde de çok kısa da olsa bir PUBG deneyimi sunacağım. Yani kasıyor mu, kasma var mı, donma var mı, ısınma var mı gibisinden ufak bir testimiz yine olacak bu videonun içinde. Ve hemen hızlıca başlamak istiyorum. Öncelikle Android 11 güncellemesiyle beraber klavye mouse'umuz çalışıyor mu onu bir test edelim. Evet arkadaşlar, hemen düzenimizi kurduk. Şöyle hemen masa üstüne de bir gelelim. Tablet hakkında'ya girmiştim. Klavye mouse'umu bağladım. Gördüğünüz gibi çalışıyor arkadaşlar. Type-C OTG çeviricimi taktım. Oradan USB bağlantımı yaptım ve çokladım. Çoğaltınca da klavye mouse'umu bağladım. Gördüğünüz gibi ışıkları dahil her şeyi çalışıyor. Farem çalışıyor. Klavyem de çalışıyor. Onda herhangi bir sıkıntı yok. Bakın burada da klavyeyle gezebiliyorum. Hemen şuradan bir ayarlara girelim. Ayarlara girdik arkadaşlar. Tablet hakkında'ya geldik ve yazılım bilgileri diyoruz. Android 11 sürümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Android 11'e geçtikten sonra ne değişti tablet hakkında hemen bilgi vermek gerekirse Android 11 ile beraber daha güzel görsellere sahip oldu arkadaşlar. Bu şekilde daha güzel pencerelere sahip. Renklerde de bir değişiklik hissediyorum ben. Sıcaklık anlamında ekran parlaklığıyla alakalı bazı yazılımsal farklılıklar da geldi. Öncelikle daha böyle yuvarlak hatlara sahip pencereler olduğunu söylemek istiyorum. Bunun haricinde yine pencere geçişleri, mesela ayarlara girdik, burada gezinti yapalım, mesela sese girdik, buradan bir yere girme çıkma açısından herhangi bir problem yok, gayet böyle hızlı çalışıyor cihaz, yine o stabilliğini koruyor. Yani Android 11 geldi, 3 GB RAM'le cihazım kasacak donacak diye korkular yaşamayın, herhangi öyle bir problem yok ki Android 11 Android 10'a göre daha hızlı bir işletim sistemi, daha böyle seri çalışıyor. Şimdi buradan yavaş yavaş bazı uygulamaları açalım ve arkada birikme yapsın. Gördüğünüz gibi Play Store'a girdik. Çok hızlı bir şekilde giriyor. Buradan tekrar bunu aşağı atalım. Ondan sonra hemen buradan bir mail'e girelim. Outlook'a girdik. Onu böyle aşağı atalım. Hemen buradan bir YouTube'a girelim. Bir yandan video izlemek isteriz. Bir şey olur. Onu arkaya atalım. Yine buradan Netflix'e girelim. Onu arkaya atalım. Şöyle... O da dursun arkada. Bakın 2, 4, 5 tane uygulama oldu. Şimdi Adobe Draw'a girelim. Hemen oradan bir çizim yapalım. Klavye mouse'umuzun çalıştığını yine bir görelim. Klavyemizin çalıştığını zaten görüyorsunuz. Farenin çalıştığını görürsünüz. Klavyeyi de hemen test edeceğim. Buradan hemen bir şöyle karalama yapıyorum. Şöyle rastgele karalamalar yapıyorum. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. Onu da şöyle aşağı attık. Ondan sonra yani stabil olduğunu görüyorsunuz. Hemen bir tarayıcıya girelim. Evet. aklımıza gelmişken tarayıcıya girdik. Buradan YouTube kanalıma girelim. Bu arada da YouTube kanalıma uğrayıp kanala abone olmayı unutmayınız. Videoyu da beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Bu benim YouTube kanalım, ana ekranı tavsiye et. Bu tableti tavsiye ediyoruz. 8 ay 9 ay önce tavsiye etmiştik. Yine ediyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü fiyatı itibariyle 1500 TL altına da satıldığı oldu ama ortalama 1500 TL fiyatıyla bence yine hala alınabilir en mantıklı tablet konumunda. Ki ben pahalı almıştım. O dönemler daha pahalıydı. Daha sonra fiyatı düştü. Düşmesinin sebebinin de ben çok satıldığıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Talep olduğu için ürünü getirip sattılar. Özellikle de ithalatçı firmalarda işin içine girdiği için fiyatı düştü arkadaşlar. Ben böyle yorumluyorum. Sizin takdirinize kalmış. Cihazımız gayet stabil çalıştığını gördünüz. Hemen bir ofis programına girip klavyemizde test ediyoruz. 8-9 aydır kullanıyorum. En çok beğendiğim yanını zaten ekranı ve tasarımı olduğunu söylemiştim. Onun haricinde Snapdragon 662 işlemcili bir cihaz olması da güzel. Neden? Snapdragon 662 işlemcili bugün bir telefon fiyatını düşünürseniz arkadaşlar, bu niye yan geldi? Şuradan yeni diyelim. En az 2000 TL. Yani en az 2000 TL ki Snapdragon 665'li işlemciler 2500-3000 TL'ye gidiyor. He tamam diyeceksiniz ki telefonun daha fazla özelliği var. Kamerası vesaire daha iyi oluyor. Evet doğrudur ama burada en çok parayı işlemci ve RAM hak ediyor. Bu RAM 3 GB RAM ama 4 GB'lı RAM'lerin yapabileceği işleme sahip diyebiliriz. Sadece hacim olarak küçük. Zaman zaman bu hacimin küçüklüğü özellikle arkada Facebook gibi, Instagram gibi birçok açık uygulamayı çalıştırırsanız problem yaşayabilirsiniz. O yüzden daha az arkayı sade bırakırsanız tabletiniz gayet kasmadan donmadan çalışacaktır. Şu anda girdik. Klavyemizde test ediyorum. Serkan Yıldız tavsiye et YouTube kanalı. Gördüğünüz gibi klavyemizde çalışıyor. Faremiz zaten çalıştığını gördünüz. Yani Android 11 ile beraber klavye mouse çalışmıyor gibi bir yorumlar gelmişti. Hayır arkadaşlar çalışıyor. Ben test etme ve güncellemeye vakit bulamamıştım. Şu anda hani vakit buldum ve yaptım bunları. Herhangi bir sorun yok. Bunu da arkaya atıyorum. Yine birçok uygulamamız arasında bu da oldu arkadaşlar. Şimdi tabletin yine Samsung markasıyla olan tabi Android'in desteğiyle beraber artık birçok uygulamayı böyle küçük pencerede açabiliyorduk. Samsung'da zaten açılır pencereler uzun yıllardır var. Hemen onu deneyelim. Ne açalım? Mesela kanalımızı bölünmüş ekran olarak açabiliriz. Hemen onu bir deniyoruz. Bölünmüş ekran olarak açıyoruz. Gayet seri bir şekilde açıldı arkadaşlar. Burası internet tarayıcısı. Yani bugün şu anda internet tarayıcısında gezinebilirken bu tarafta farklı bir işlem yapabiliyoruz. Mesela hemen buradan ne yapalım? Ayarlara girelim. Yani burada tabletle ilgili bir işlemim yaparken buradan da videomu izlemeye devam edebilirim. Yani bu çok büyük bir avantaj ve bunu 1500 TL'lik bir tablette yapabiliyorsunuz ve gördüğünüz gibi kasma donma olmadan yapabiliyorsunuz. Bu bence büyük bir özellik, büyük bir yetenek arkadaşlar. Yine bunu da böyle arkaya atıyoruz. En son bu arkada birikinlerin sonucunda bir PUBG testi yapacağız. Sesle ilgili herhangi bir problem yok. 4 tane hoparlörümüz var. Zaman zaman oyun içinde mikrofonla ilgili sıkıntılarımız olmuştu. Bununla ilgili video yapmıştık. Bunun sebebi işte 4 tane mono hoparlörün olmasından ötürü mikrofon sesimizi tam alamıyordu. Yani sesli bir ortamda cihaz dışarı ses verirken tekrar ses almaya çalışması bazen karışıklıklara sebep olabiliyordu. Şimdi de bir kameraya bakalım. Hemen kameralara giriyoruz. Kameralarımız şu anda açıldı. Gördüğünüz gibi ters ışık olduğu için ama yakınlaştığında bakın yüz algılaması var arkadaşlar. Yine öbür tarafa çeviriyoruz. Öbür tarafta da gayet yeterli sayılabilecek bir kameramız var. Ben yeterli olduğunu düşünüyorum. Online görüşmelerde vesaire herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. Onun haricinde bakın Type-C'den bir şeyler bağlıyken günümüzde artık kulaklık girişleri Type-C'li oldu biliyorsunuz. Burada ayrıca 3.5'luk bir jack girişimiz var. Bu da büyük bir avantaj sağlıyor. Böyle bir durumda 3.5'luk jack'ımızı takarak kulaklık ve mikrofonla gayet güzel online derslerde başarabiliyoruz. O konuda da herhangi bir problem yaşamıyoruz. Ben şimdi videonun da çok böyle uzamasını istemiyorum. Android 11 ile birlikte en çok gelen sorularımız klavye mouse çalışmıyor problemiydi. İkisi de takılı, gördüğünüz üzere çalışıyor. OTG parçasını soranlar vardı. Bu şekilde ucuz OTG'ler var. Yine kablo şeklinde uzanan OTG'ler var. Yine böyle laptoplar için üretilmiş birçok özelliği olan 12'si bir arada, 13'ü bir arada gibisinden hem de ters şarj desteği olan sistemler var. Ama Türkiye'de bulmak zor ve pahalı. Çin'den getirttirebilirseniz bir ihtimal yine çok uygun olmadığını söylemek lazım. Bu durumlar mevcut. Bakın internet tarayıcısına tekrar giriyorum. Cihazımız bakın şak diye açıyor. Tabii bu hazır sayfaydı, açtı diyebilirsiniz. Burada hiç girilmemiş bir yere girelim. Daha önce hiç girmediğimiz bir site olsun. Ne olsun? Webtekno'ya selam olsun. Buradan Webtekno'ya bir girelim. Aklıma o geldi şu anda. Webtekno'ya giriyorum. Gördüğünüz gibi çok hızlı ve seri bir şekilde giriyor arkadaşlar. Herhangi bir problem yok. Yani daha ne olsun, daha ne istersiniz ki diye düşünüyorum. Cihazımızda 7000 mAh batarya vardı. Şu anda şarjımız 75. Ben hızlı şarj 30 wattlık bir adaptör kullanarak şarj ediyorum. Daha önceden Android 10'da bunu tam algılamıyordu. 18 watt illa olmayınca hızlı şarj etmiyordu ama şu an 30 wattı taktığım anda hızlı şarj olarak algılıyor. Ekranda 3 saatte dolacak yazsa bile 1 saat içinde doluyor arkadaşlar. 30 wattı destekliyor gibi bir durum da oldu. Ben onu tam anlayamadım. Ama test etmelere devam ediyoruz. O yeni yaşadığım bir durum. Durum böyle arkadaşlar. Gayet güzel, akıcı ve sistem çalışıyor dedik. Hep aynı şeyleri söylüyor gibi olduk ama ne söylemi beklersiniz onu da bilmiyorum. Yani 4 hoparlörlerimiz güzel çalışıyor. Ekranımız güzel. Ekran kasa oranımız güzel. Kameralarımız iş görüyor. Cihazımızın mikrofonu bir şekilde çalışıyor. Yine dediğim gibi 4 hoparlör bu segmentte çok aşırı güçlü bir hoparlör ve güzel bir ses de sunuyor. Dolby Atmos desteğimiz var. Böyle klavye mouse'umuzu takıp kullanabiliyoruz. Karanlık modumuz var. Yüz kilidimiz var. Yine Android 11 ile gelmiş güzel baloncuklarımız var. Yan ekranımız var. O şu anda niye çalışmıyor bilmiyorum ama şuradan yan ekranımız geliyordu. Buradan da bazı şeyleri hızlıca ulaşabiliyorduk. Cihaz resetleyince düzelir muhtemelen. Böyle şeyler var arkadaşlar. Yani güncelleme alması bile bence çok büyük bir olayken bu tip şeyleri de sunuyor olması ve hala hiç kasma, donma ve ısınma yapmadan çalışabiliyor olması benim için çok iyi bir durum. Şimdi şöyle arkadan bir açalım. Play Store'a girer. Ne kadar saniyede girecek? Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde girdi. Tekrar buradan bir uygulama açalım. Resim çizmeye girelim tekrar. Gördüğünüz gibi hafızasında tutabiliyor arkadaşlar. Yani yeniden bir işleme tabi tutmadı ve hızlı bir şekilde açabildi. Şimdi gelelim en büyük soruların, en çok sorulan soruların biri olan PUBG testimiz arkadaşlar. Niye fareyle basmıyoruz? Fareyle basalım arkadaşlar. Hem PUBG'nin açılma süresini görürken ben yine tablet hakkında bilgiler vermeye devam edeyim arkadaşlar. 3 GB RAM'imiz 1800 MHz hızında çalışıyor. Diğer 4 GB'lı 2000 TL, 3000 TL altındaki cihazların RAM'leri genelde 1600 MHz hızında çalışır. Yani burada cihazımızın RAM'i hafıza olarak az ama çalışma prensibi olarak hızlı. Yani daha fazla dosya hızlı bir şekilde aktarabiliyor. Bu da cihazın aslında bu kasma, donma yapmamasına sebep oluyor. Normalde çevrenizde birçok 3 GB'lı cihaz görmüşsünüzdür. Kasar, donar, ısınır. İşte burada işlemcinin gücü. Bakıyorum yine hiç ısınma yok. Ve kullananlara da sorun, yani ısınma olmadığını söyleyecektir. İşlemci cihazın ısınmasına engel oluyor ve 3 GB RAM'in hızlı çalışması, hafızası az da olsa bu tip imkanları sunuyor. Bize PUBG'yi oynatma gibi imkanları sunuyor arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi PUBG'ye de çok böyle seri bir şekilde girdiğini düşünebiliriz. Bence çok da bekletmeden girdi. Yine buradan hemen bir ayarlara giriyorum. Ayarlardan grafiklere geliyorum. Gördüğünüz gibi akıcıda düşük, orta, yüksek var. Dengelide düşük, orta. HD'de yok arkadaşlar. Belki 4 GB RAM olsaydı HD'de açardı diye düşünmüyor değilim. Ama bu da bizim için yeterlidir fiyat olarak düşündüğümüzde. bence yine güzel bir seçenek. Android 11 ile kasma donmalar yaşanıyor mu diye bir soru gelmişti. Ben bugün biraz girdim, sabahtan az biraz oynadım. Çünkü ben Mi 10T'm olduğu için orada 90 FPS oynadığım için ve küçük telefonla oynamaya, hani ekranla oynamaya alıştığım için bu tablette oynamak bana çok zor geliyor. Ama alışanlar eminim oynayabiliyordur. Hemen buradan bir Livik mücadelesine giriyorum arkadaşlar. Bir kasma donma var mı? Bir ona bir bakalım. Ondan sonra da videonun sonuna geliyoruz. Daha sonra tam bir maç, yani baştan sona kadar bir maç yapacağım PUBG'de. Genelde biliyorsun atlayıp hemen ölme hedefli oluyordu. Onun önüne geçeceğim. Bu tabletle ilgili Android 11'den sonra güzel bir PUBG videosu yükleyeceğim. Bakın hemen geldi ve görseller, dokular yüklendi. Bu güzel bir durum. Tabii ki biraz gecikme oldu. Çok kısa bir gecikme oldu. Ama normaldir, birçok cihazdan da iyi olduğunu düşünmekteyim. Şimdi bakalım, deneyeceğiz. Klavye mouse çalışıyor mu? Gördüğünüz gibi WASD çalışıyor. Fare de çalışıyor. Ama oynamak tabii zor. Hem nişan almak hem de böyle yapmak zor. Şöyle sesimizi de bir kapatalım. Sür diyoruz. Biraz da ses veriyorum. Bakın Android 11 ile ses ayarı buraya geldi. Yukarıdan ayarlamak zor oluyordu. Bu yan tarafa gelmiş olması da bence güzel. Gördüğünüz gibi hiçbir kasma donma yok. Herhangi bir problem göremiyorum. Siz görüyor musunuz bilmiyorum. Şuradan AKM'yi de alalım. Ve tabi GFX Tool araçlarıyla performansını da arttırabilirsiniz. Ve o zaman daha rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Şöyle gidiyorum. Hop. Biri bayıldı. Bizden de biri bayılmış ve ölmüş. Kutusunda hiçbir şey yok. Ben de bizim ölmüş adamın oraya gideyim, ben de öleyim. Şöyle Miştayn'a gidelim bari. Kimse bize sıkmadı şimdi ana kadar. Kapılar açılmış. Kimse sıkmıyor. Aha, biri sıktı sonra. Adamı arabayla ezdik ya. Normalde vuramıyorduk arkadaşlar, arabayla ezdik. Normalde hep ölüyorduk. Şimdi arabayla eziyoruz. En güzeli buymuş. Evet, tekrar aynı yerden bir daha geçeyim. Belki arkadaşı gelmiştir, onu da ezeriz. Oo. Şurada bir cam basayım. Erangel'da gördüğünüz gibi yine her şey hızlı bir şekilde yüklendi. Çok fazla bekleme olmadan şu an dengeli de oynuyoruz. Ortada oynuyoruz arkadaşlar. Ve klavye mouse ile oynuyorum. Her şey çalışıyor mu klavye mouse ile? Hayır. WASD çalışıyor. Ve fare çalışıyor arkadaşlar. Şöyle yumruk da atabiliyorum. Atladım. Ve gidiyoruz. Şuradan haritamıza bakalım. Nereye atlayalım? Sukul'u işaretliyorlar. Tamam, biz de gidelim Sukul'a. Sukul iyidir. Beni takip ediyorlarmış. Benim neyimi takip ediyorsunuz? Hemen öleceğiz zaten. Evet, Sukul'a atlayacağız. Bu videodan sonra ben direkt Android 11 ile beraber yeni bir PUBG videosu çekeceğim arkadaşlar. O da gelecek en kısa zamanda. Böyle baştan sona ölmemeye çalışacağım bir video olacak. Burada hep ölüyoruz. Orada ölmemeye çalışacağım bir video olacak. Şöyle Sukul'a gidiyoruz. Biraz da ufaktan ses veriyorum. Artık ses ayarımız da buraya gelmiş bulunmakta. Buradan birçok ses ayarını yapabiliyoruz Android 11 ile beraber. haritamızda yükleniyor. Kötü atladık tabii ki konuşacağız diye. Dengeli ortada oynuyorduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dengeli ortada bayağı gölgeler falan belli oluyor. Bayağı bir şey netlik var. Ama biraz daha böyle takılmalar yaşanıyor gibi. Şurada birileri birine vuruyor. Hemen gidelim, botsa biz de onlara vuralım. En azından ölmeden bir bot vurmuş olalım. Sonra da akıcıya çekelim cihazımızı. Biraz da akıcıda oynayalım. Neredesin? Hop. Mermim bitti. Gel buraya. Evet, bot avcılığı yapıyoruz şu anda. Cihazımız jiroskop destekliyor. Bununla ilgili video yaptık. Onu kanalda bulabilirsiniz. Şu anda botları vurduk. Gerçekler gelse bizi mahvedecek. Sese doğru gidelim. Videoda çok uzamasın, hemen böyle sese doğru gidiyorum. Bu arada hemen bir akıcı alacaktım ki bot geldi yine. Oo. Leşimi çalmasınlar. Nereden sıkıyorsun? Zaten öleceğiz. Gel vur beni. Gel vur. Dürbün de yok. Lazerimiz var. Görebilir miyiz ki? Oo, bir bot daha. Güzel leş alıyoruz. Bayağı canımızı alsa da vurduk. Şu an dengeli ortada oynuyoruz. Tekrar ediyorum. Bir de sağlık çıksaydı çok güzel olurdu. Göster kendini. Bunlar beni mahvedecek de. Buradan enerji içeceğini de atalım. Şurada da ayarlardan bir akıcıyı alalım. Yükseğe alalım. Değişikliği hissedelim bir. Evet, daha düzgün oldu. Gölgeler gitti. Ama daha hızlı hareket ediyor adam. Botu ben vurayım. O gerçek vurduk. Zehir. Bug var herhalde. Yine sargı çekiyoruz. Nereden sıktın? Akıllanmıyor oradaki. Yine vurduk bayağı ona. Altı leş. Bu kadar kötü oynayarak 6 leş aldık. Erangel'da. Çoğu bottu. Şuradakiler nereye kaçtı? Hop. Neredesin? Ben mi göremiyorum? Aa, gördüm. Yani bir mini ile neler yaptık. Dürbünü yok herhalde. Bu sefer vuracak. Bu sefer öldük. Oo, ölmedik. İşte. Bence güzel oldu. Daha böyle bir kalite algısı arttı tabletin. Ama PUBG'de dediğimiz gibi zaten PUBG için alınacak bir cihaz değildi. Ama PUBG oynatabildiğini söylemiştik. PUBG'de oynatabiliyor. Şu anda da oynuyoruz. Yani bir şekilde 6 leş aldık. Bakın bildirim geldi yukarıdan. Ufak bir kasma donma yaptı. Oo. Bu sefer vurdular. Sabahtan beri oynadık. Vurun hadi. Vurun 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 vurun. Bitsin bitsin bitsin. Bizim adam geliyor. Aa, yaşayacak mıyız yoksa? Oo, ve ölümümüz güzel oldu. En son bombayı vurdular. Müthiş bir bitiş oldu. Benim için de güzel oldu. Hemen şöyle oyunu da kapatmadan şöyle bir geçiş de var arkadaşlar. Bakın. En son uygulamayla şöyle geçiş yapabiliyorsunuz. Şu alttaki barı tutarak kaydırırsanız böyle uygulama arası geçiş yapabiliyorsunuz. Bakın RAM yetmedi. Hemen sayfayı yeniledi. Ama çok hızlı bir şekilde geldi. Gördüğünüz gibi hiçbir problem yok. Yeniden şöyle açık uygulamaları bir görelim. Bakın şu an biraz kasıyoruz. Ama normaldir yani bu kadar kasmada. Arkada birçok açıklık var. Şarjımız 70'lerdeydi. 62'lere düşmüş. O da gayet normaldir. Bu kadar açık uygulama ve PUBG oynarsak olacağı bu. Normal şu anda full parlaklık açık. Aynen full parlaklık açık ve tasarruf modu da açık değil. Full, her şey fullde. İnternette ben şu anda yanlış yere bağlamışım. Odadaki internete değil, diğer arka odadaki internete bağlıymış. Ondan ötürü de biraz internet yavaş gelmiş olabilir şeye. Yani videoyu etkilemiş olabilir. Şu anda değiştirdim. Onun için de kusura bakmayın ama gayet güzel çalıştığını gördünüz zaten. Android sistemi ile ilgili herhangi bir problemi yok tabletin. Tabletimiz yine bahsetmeyi unuttuğumuz ama gayet şık bir tablet. Gayet güzel bir tablet. İnce bir tablet. 7 milim sadece. 400 gramdı sanırım ağırlığımız. Ekran kasa gövdemiz falan çok iyi. Bu şekilde ekranı açıyorsunuz. Tüm açık uygulamaları görüyorsunuz. Burada uygulamanın üstüne basıyorsunuz. Eğer uygulamanın desteği varsa burada bölünmüş ekran, açılır pencere görünümünü aç diye seçenekler geliyor. Mesela buradan açılır pencere görünümünü de aç diyoruz. Ve ürünümüzü o şekilde açıyor. Gördüğünüz gibi küçük ekranda açtı. Buradan isterseniz çizim yapmaya da devam ediyorsunuz. Şuradan kontrol edebiliyorsunuz. Buraya tıkladığınızda da yine isterseniz ekranı büyütebiliyorsunuz ya da kapatabiliyorsunuz. Şu anda mesela kapatalım bunu. Yine açık uygulamalara bakalım. Buradan mesela Netflix'te deneyelim çalışacak mı? Mesela Netflix'te yok. Gördüğünüz gibi. Destekleyen uygulamalar olduğu sürece bunları açılır pencerede ya da bölünmüş ekran olarak açabiliyorsunuz. Yine bu tabletin büyük mahiretlerinden biridir. Yani şimdi tableti ilk açtığımızda bu işler daha seri oluyordu. Şu an arkada birçok uygulama var. Ve hızlı bir enerji tüketimi yapıyoruz ki klavyemizin ışığı da açık. Yani bu da enerji tüketiyor. Faremiz enerji tüketiyor. Buradan USB'miz enerji tüketiyor. Ekranımız tabii ki son parlaklıkta enerji tüketiyor ve bu işlemleri yine bu tablet bir şekilde yapabiliyor. Bence gayet başarılı bir tablet. Buradan yine ofis uygulaması yaparken buradan bir müzik programı açıp müzik dinleyebilirsiniz. Güzel bir tablet olduğunu yeniden söylüyoruz. Yine şöyle geldiğimizde ben resim olarak Android 11 ile nelerin değiştiği hakkında bilgi veririm. Gördüğünüz gibi yüz tanımam gayet seri çalışıyor şu anda. Bayağı güzel tanıdı. Çat diye de açtı arkadaşlar. Dokunmatikle ilgili de herhangi bir problem yok. Evet arkadaşlar, Samsung Galaxy Tab A7 ile uzun süre sonra tekrar bir video yaptık ve inceledik arkadaşlar. Pencere geçişleri, sayfa geçişleri, sayfa yüklemeleri, internette gezinme gibi, yani daha yapamadığımız, videoya ekleyemediğimiz birçok şeyde çok başarılı. Özellikle ses konusunda başarılı olduğunu hep söylüyoruz. Ses konusunda başarıların devam ediyor. Yine stabil bir şekilde çalışıyor. Çok fazla ısınmayan, yine çok fazla takılmayan, kasmayan, donmayan bir cihaz olduğu hala söylenebilir, hala geçerli. Herhangi ben bir problem görmedim. Uzun süredir de kullanıyorum ve her gün neredeyse açıp bir şeyler yapıyorum. Ama böyle ben daha çok oyun amaçlı değil, farklı mecralarda kullanıyorum. Ondan ötürü oyun konusunda videonun sonuna bir PUBG testi ekledim. Ama yine PUBG ile ilgili tam bir video yükleyeceğim arkadaşlar. Android 11 ile beraber pencerelerin, tabletin genel iç renklerinin, yine o pencerelerindeki bazı eskiden kalan soft, böyle ne diyeyim, özensiz pencereler şu an daha özenli, daha yuvarlak hatlara sahip. Ve sonuç olarak yine çok başarılı bir tablet olduğunu söyleyebilirim. Yine fiyatına nazaran bence çok iyi bir tablet olduğunu da iddia etmeye ben devam ediyorum. Kendi tabletim diye söylemiyorum ama alırken de araştırdığımda 2000 TL altında çok fazla bir rakibi olmadığını düşünerek almıştım. Bundaki en büyük sebep de yine Snapdragon 662 işlemcili olması arkadaşlar. RAM keşke 4 GB olsaydı ve hafızası 64 GB, 128 GB gibi olsaydı çok güzel olurdu arkadaşlar. SD kart desteği var 1 TB'ye kadar ama bu 1 TB'ye kadar olmasının en büyük temel sebebi de uygulamaları oradan çalıştırmıyor olması. Yani resim ve video konusunda, dosya konusunda sizi üzmüyor ama uygulamalar açısından 32 GB'la yetinmeniz gerekiyor arkadaşlar. Tabii ki 32 GB'ın hepsinin de size ait olmadığını düşünürsek yeterli mi diye sorusuna bence tablet açısından yeterli. Ama eğer tablet sizin her şeyinizse, yani telefonunuz yoksa, yine evinizde diğer teknolojik ürünler açısından eksiklik varsa ve tabletle her işimi göreyim diyorsanız mutlaka 64 GB'lığını tercih etmeniz gerekebilir. Mobil hat takılabiliyor olması bu cihaz için güzel bir seçenek mi diye düşünürken, yani ikisinde de telefon uygulaması var. Wi-Fi modelinde de mesaj ve telefon uygulaması var. Ama asıl amaç hattın takılmasıyla beraber mobil veriye erişim. Ben dışarıda eğer bir mobil internete ya da Wi-Fi yoksa sıkıntı yaşıyor muyum diye soracak olursanız da ben herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Çünkü telefonumdan Wi-Fi'mi paylaşım yapıyorum. Wi-Fi paylaşımı yaparak telefonumdaki hat üzerinden tabletimi de internete bağlamış oluyorum ve böylelikle bir problem kalmıyor. Tablet için ikinci bir hat çıkarmak istemediğim için Wi-Fi modeli benim için yeterli oldu. Eğer Samsung telefonunuz varsa hesapları eşleştirerek telefonla görüşme, mesajlaşma gibi olayları da tablet üzerinden yapabiliyorsunuz. Bu da Samsung'la kısıtlı kalıyor olması biraz üzücü olsa da Samsung kendi marka ve firması için böyle bir şey yapıyor olması doğal karşılanmaktadır. Dediğim gibi tabletin en büyük eksikliği 4 GB RAM'in olmaması ve kalemimin olmamasıydı. Bununla ilgili zaten detaylı bir video çekmiştik. Android 11 ile beraber cihazımızın artık güncel olduğu gerçeği var. Güncellikle beraber herhangi bir kasma, donma yarattı mı diye soracak olursanız da yaratmadığını gözlerinizde görmüş oldunuz. Yine Android 11 ile ilgili klavye mouse çalışmıyor gibi bir problem kalmadığını umut ediyorum. Aktaracaklarım bu kadar. Yine soru ve görüşleriniz varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Yine kanalımdaki birçok videoyu izleyerek yardımcı olabileceğim konularda sizlere yardımcı olmak isterim. Instagram'da da tavsiye et diye birleşik yazarak beni bulabilirsiniz. Instagram'da da artık yavaş yavaş faaliyet göstermeye başlıyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Samsung Galaxy Tab A7 ile yeniden beraberdik. Hoşça kalın diyorum.